Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde momentum'un korunumu ve e, bunun sonuçlarını göreceğiz. Arkadaşlar momentum'un korunumunu anlamak için cisimlerin çarpışma durumunu incelemek gerekiyor. İşte biz de bugün bu çarpışma türlerinden bir boyutta esnek çarpışmayı göreceğiz. Bir boyutta ne demek? Esnek çarpışma ne demek? Şimdi onları tek tek inceleyelim. Arkadaşlar bir kere çarpışmadan kasıt iki cismin yatay düzlemde çarpıştığını düşünelim. Peki esnek çarpışma nedir? Esnek olmayan çarpışma nedir? Arkadaşlar iki cisim birbiriyle çarpıştıktan sonra çarpıştıktan sonra ayrı ayrı hareket ediyorsa çarpışma sonrası ayrı gidiyor. Buna esnek çarpışma diyoruz. E cisimle çarpıştıktan sonra yapışarak birlikte hareket ediyorlarsa bu da esnek olmayan çarpışmadır. Esnek olmayan çarpışmadır. Şimdi arkadaşlar esnek çarpışmanın bir boyutta olanını inceleyeceğiz. Yani hareket doğrultusunun değişmeyeni ve çarpıştıktan sonra her çarpışan cisimlerde aynı doğrultuda hareket eden kısmı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bütün çarpışmalarda momentum korunur. Bakın ister çarpışma esnek olsun momentum korunur. Çarpışma esnek olmasın yine momentum korunur. <laughs> Arkadaşlar esnek çarpışmada enerji de korunur. Ama esnek olmayan çarpışmada çarpıştığı sırada açığa çıkan ısı ve benzeri enerjilerden dolayı enerji korunmayacak. Şimdi biz bir boyutta esnek olmayan çarpışmayı ayrıntılarıyla inceleyelim. Arkadaşlar biliyoruz ki biz bir boyutta olacak çarpışma yani bir doğru üzerinde gerçekleşmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle olmuş. Çarpışma esnek olacak. Yani cisimler çarpıştıktan sonra aynı doğrultuda hareket edecek. Bakın yönde değil, doğrultuda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi M1 kütleli cismin sağa doğru hızı V1 ki sağa artı demişiz. M2 kütleli cismin hızı ise sola doğrudur. Çarpıştıktan sonra da ters dönmüşler. Peki arkadaşlar kural neydi? 1. Momentum korunur. Momentum korunur. Şimdi momentumun korunumunu şöyle yazacağız. Çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentuma eşittir. Nasıl eşittir? Vektörel olarak eşittir. Bakın. Yani yönlere dikkat et diyor. Yani mesela bunun momentumu başlangıçta P1 ise, bununki P2 ise, P1, P2, P1 üstü, P2 üstü şeklinde ifade edeceğiz. Mesela bu şekil için yazalım. Sağ tarafı arkadaşlar artı olarak kabul etmiş. M1 çarpı hızı V1 artı yönde. Ee, eksi. Niye eksi? Çünkü hızı sola doğru. M2 çarpı V2. Eşit olmalı. M1 çarpı V1 üssü. Bakın ters döndüğü için eksi diyebilirsiniz. Artı hem iki çarpı V2 üssü. İşte arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu tip bir çarpışmanın de denklemini bu şekilde yazabiliriz. Peki enerji korunur demiştik. Enerji korunur. Arkadaşlar kinetik enerji korunur aslında. Burada önceki kinetik enerjinin sonraki kinetik enerjiye eşit olduğunu bilmemiz lazım. Bakın 1/2 bölü 2 mv kareleri eşit dediğimizde bu ifade yazılır. Arkadaşlar buradan aslında enerji korunumundan çıkacak çıkan sonuç hızlar korunuyor. Yani şöyle birinci cismin hızı ilk hızıyla çarpıştıktan sonraki hızı diğerinin ilk hızıyla Çarpıştıktan sonraki hızlarının toplamı eşittir. İşte buradan arkadaşlar iki denklem kuracağız ve sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şimdi mesela şimdi özel durumlar var arkadaşlar. Mesela kütleleri eşit ise cisimler çarpışmadan sonra hızlarını birbirlerine aktarırlar. Yani... Eğer bir çarpışma esnek ve eşit kütleli ise bunun anlamı şu. M kütleli bir parçacık başka bir M kütleli parçacıkla çarpışsın. Şöyle yerde olsunlar arkadaşlar. Şimdi bunların kütleleri eşit dikkat ederseniz. Bunun hızı 10'sa, 10 sa, 10 metre bölü saniye ise bununki 20 metre bölü saniye ise çarpıştıktan sonra hızlarını aktaracak. Şimdi x'in hızı ne? artı yönde 10. Y'nin hızı ne arkadaşlar? Eksi yönde 20. O zaman çarpıştıktan sonra hızlarını birbirine aktaracaklar. X hızını Y'ye aktaracak. hızı artı yönde 10'du. O zaman Y'ye aktarıldı. Bu zaman bu da bunu hızını aktaracak. Eksi yönde 20'di. Gördüğünüz gibi kütleler eşitse yapılması gereken diğer büyük e, hani momentum korunur hız korunur ifadesini yapmaktansa pratikçe bunu yapabiliriz İkinci durum momentumlarının büyüklükleri eşitse yani anlamı şu arkadaşlar diyelim ki bunun kütlesi m hızı 5 v 6 v diyelim bunun kütlesi 3 m hızı 2 v şimdi neleri eşit bunların momentumlarının büyüklükleri eşit. O zaman bakın momentumu değil. Momentumlarının büyüklükleri eşit. Çünkü momentum vektörel bir nicelik. O bakımdan bunlar momentumlarını birbirlerine aktarırlar. Anlamı şu arkadaşlar. Mesela x'in momentumu 6 mv ama ne tarafa doğru artı yönde. Y'nin momentumu eksi mv. Şimdi x y'ye 6 mv'lik momentum aktaracak. Yönü de artı olacak. E zaten bunun momentumunun büyüklüğü 6 mv idi. Yani arkadaşlar sadece ve sadece <laughs> yönü değişecek. Yani aslında şunu da söyleyebiliriz. Eğer momentumları eşitse cisimler geldikleri çarpıştıktan sonra geldikleri gibi geri dönerler. Bu şekilde de ifade ederiz. Bakın 6v artı yöndeydi, eksiye döndü. Ne zaman geçerli bu momentumlar? Eşit büyüklükte olduğu zaman. Şimdi arkadaşlar örneklerle yapalım. Şimdi sürtünmenin önemsenmediği düzlemde özdeş KLM cisimleri çarpışmadan önceki süratleri ve konumları verilmiş ve merkezi esnek çarpışma yapmaktadırlar. Özdeş ise hepsinin kütleleri aynı arkadaşlar. Kütleleri aynı. Şimdi çarpışmadan önce kütleler aynıysa kütle kütleler eşit. O zaman neydi arkadaşlar pratik kural? Hızlarını hızlarını birbirlerine aktarırlar. Hızlar aktarılır. O halde K arkadaşlar hızı V diyelim. L'nin hızı sıfır. O zaman hızlarını birbirine aktaracağına göre K duracak arkadaşlar. L de ne yapar? V hızıyla hareket eder. Çünkü hızlarını birbirleriyle aktarırlar, kütleler eşit. Bakın burada kütleler eşit. Şimdi bu buraya çarptığında K ve L durur bu sefer. En sonraki M V hızıyla hareket eder. Çünkü bir de şu var arkadaşlar, her zaman başlangıçtaki momentum Sonraki momentum eşit olmalı. Bakın burada mv kadarlık bir momentum var. Burada da mv kadar. Burada mv vardı. Yine mv var. Kütleleri eşit olduğu için hızlarını aktarırlar. O onun pratik yolu. Şimdi burada nesi var arkadaşlar bunların? m çarpı 2 v m çarpı v. Gördüğünüz gibi burada burada kütleleri de eşit olduğuna göre hızlarını birbirlerine aktaracaklardı. O zaman K, L'nin hızını alacak. Sola doğru V olacak. L de K'nın hızını alacak. Sağa doğru 2V olacak. Şimdi buraya dikkat edelim. Kütleleri eşit. Bakın O noktasında çarpışıyorlarmış. O zaman bu 2 birim, bu da 1 bir birim geldiğine göre bunun hızı nedir arkadaşlar? 2V'dir. E çarpıştıktan sonra bir kere K'nın hızı L'ninki olacak. Yani V olacak. Diğeri de 2V hızına sahip Olacak. Şimdi sorumuz ne? E, t sürede çarpışıyorlar. T süre sonra ne olur? Bakın T sürede bir birim yol alıyor V hızı. Çarpıştıktan sonra L'nin hızı 2V oluyorsa 2 birim yol alacak. Diğeri de bir birim yol alacak. Ve arkadaşlar birisi eksi 1'de birisi de artı 2'de bulunacak. Şimdi X'e Z cisimlerin kütleleri ve çarpışma öncesi hızları verilmiş. Esnek çarpışma yaptığına göre merkezi esnek çarpışma yani arkadaşlar çarpışma öncesi ve sonrası aynı doğrultu olacak. Hızlarını ve konumlarını belirtin diyor. Bakın nelere eşit bunlara. Kütleleri eşit mi? Değil. O zaman bir özel durum daha var. Bunu kontrol edelim. Momentumlarının büyüklükleri eşit mi? M çarpı 2 ve 2 ve evet o da eşit. O zaman arkadaşlar geldikleri gibi geri dönerler. Yani aslında kısaca birbirlerine momentumlarını aktarırlar arkadaşlar olay bu. Buraya bakalım. Sağa doğru 4 m ve sola doğru 4 m ve momentumlarının büyüklükleri eşit olduğu için o zaman o zaman arkadaşlar geldikleri gibi geri giderler. Şimdi burada 4 m ve 2 m kütleri cisim 2 saniye sonra çarpışıyorlarmış. O noktasındaki o noktasında şekildeki konumdan 2 saniye sonra çarpışıyorlarsa 1, 2, 1, 2, 3, 4 yani bunun hızı 4V ise bunun hızına 2V diyebiliriz arkadaşlar. Saniyede bir birim yol gidiyorlar. Çarpıştıktan 2 saniye sonraki durum ne olur diyor. Momentumların eşit olduğunu biliyoruz. Çarpıştıktan sonra tekrar geri dönecektir arkadaşlar. Yani geldikleri gibi geri döneceklerse 2 saniye sonra yine başlangıçtaki konumlarında olurlar diyebiliriz. Çünkü momentumların büyüklükleri eşit. Işte 4 kere 8 4 x 2, 8 geri dönecekler. Bakın bu sıfırdan 4 uzaklıktaysa yine 4 uzaklıkta 4 v hızına sahip olur. Diğeri ise buradan 2 uzaklıktaysa yine 2 uzaklıkta olacaktır. Hızı 2 v olacaktır. Arkadaşlar kavrama sorularıyla devam edelim. Yatay düzlemde 11 metre bölü saniye hızla gitmekte olan 3 kilogram kütleli cisim ile cisim ile 3 metre bölü saniye hızla gitmekte olan 1 kiloluk cisim çarpışıyor. Nasıl çarpışıyor? Merkezi ve esnek. Yani çarpışmadan sonraki arkadaşlar Yine cisimler aynı doğrultu üzerinde bulunacaklarını söylüyoruz. Şimdi gelelim durumlara. Kütle eşit mi? Hayır. Momentumlar eşit mi? Hayır. O zaman arkadaşlar iki tane durum söz konusu. Çarpışmadan önceki momentumla çarpışmadan sonraki momentum kesinlikle eşittir. Yani momentumu koruyacağız. İkinci bir denklem daha yazacağız hızları koruyacağız. V1 artı V1 üssü V2 artı V2 üstü şeklinde. O halde buna göre cismin çarpışmadan sonraki hızlarını soruyor. Önce arkadaşlar buradan açalım. Tabi buraya yön vermem lazım arkadaşlar. Sağ tarafa artı diyorum. Sol tarafa da eksi diyelim. Önceki momentum bunun ve bunun momentumunu yazıyorum. 3 çarpı 11 artı yönde. 1 çarpı 3 yine artı yönde. Devam ediyoruz. Çarpışmadan sonra 3 kiloluk cismin hızını bilmiyorum. 1 kiloluk cismin hızının yönünü bilmiyorum. O yüzden 33, 3 daha 36. 36 eşittir. 36 eşittir. 3V1 artı V2 üstü şeklinde yazalım. Bu bizim birinci denklemimiz olsun. İkinciyi yazıyorum. İlk hız artı yönde 11. Son hızın ne olduğunu bilmiyorum. Artı yönde 3 olan ikinci hızın son durumunu bilmiyorum. Ama ne yapabilirim? Bunu bu tarafa atarım arkadaşlar. Yani V1 üssü eksi V2 üssü eşittir. 11'i diğer tarafa atarsak ne olur? Eksi 8 olur. Şimdi iki tane denklemimiz var. İki tane bilinmeyenimiz var. Buradan arkadaşlar çözeceğiz. Ne yapmam gerekir? Taraf tarafa toplayalım. V1 üssü eksi V2 üssü eşittir. Eksi 8 3 tane V1 üssü artı V2 üssü eşittir 36. Taraf tarafa toplayalım. 4 tane V1 üssü eşittir 36. 8 ne yapar arkadaşlar? 28. Çünkü bu eksi bu artı. O zaman V1 üssü eşittir. 7 metre bölü saniyedir. Arkadaşlar 7 metre bölü saniye ise eğer V virüsü herhangi bir yerde değerini koyduğumuzda mesela burada koyduğumuzda V2 üssünün ise diğer tarafa attığımızda eksi olur. Eksi 15 metre bölü saniye olduğunu buluruz. İkinci soruda sürtünmesi önemsen yatan düzlemde 6 metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan 4 kilogram kütleli cisme 4 metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan 1 kilogramlık cisim merkezi esnek. Yani merkezi aynı doğrultuda olacak çarpışmadan sonra esnek de birbirinden ayrılacak. Dolayısıyla arkadaşlar diyor ki çarpışmadan sonraki hızlarını bulunuz. Özel durumları kontrol ediyorum. Kütleler eşit mi? Hayır. Momentumlar hayır. O yüzden ne yapmalıyız arkadaşlar? Ee, şunu yapacağız. Önce momentumu korunduracağız. Çarpışmadan önceki momentum eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum. Önceki momentum 4 çarpı 6. Sağ tarafa artı yön dedim arkadaşlar bu arada. Eksi 4 çarpı 1 eşittir. Kütlesi 4 olanın hızının ne olduğunu bilmiyorum kütlesi 1 olanın hızının ne olduğunu bilmiyorum. Burası 24, burası 4, 20 eşittir. 4V virüsü artı V2 üssü. Şimdi bu birinci denklem arkadaşlar. 2'ye bakalım. Hızlarını korunduracağım. Yani V1 üssü daha doğrusu şöyle yapalım. V1 artı V1 üssü yani ilkinin çarpışmadan önceki ve sonraki hızı eşit olmalı V2 artı V2 üssü. Bu durumda V1 6 artı V1 üssü eşit olmalı. V2'ye dikkat eksi 4. Bu önemli arkadaşlar. Artı V2 üssü. Şimdi diğer tarafa atarsam 10. V2 üssü eksi V1 üssü şeklinde ifade edilir. Yine gördüğünüz gibi iki denklem var. iki bilinmeyen var. Buradan şunu yazabilirim. V2 üssü eksi V1 üssü. Şimdi eksiyle çarpalım burayı. Ve taraf tarafa toplayalım. 20 eksi 10 daha 10. V2'ler taraf tarafa toplandı gitti. 4 V1 1 V1 daha 5 V1 üssü. V1 üssü eşittir. 2 metre bölü saniye. B1'in 2 olduğunu biliyorsak arkadaşlar b 2de de nedir? Şuraya mesela 2 koyarsak V2 de eşittir. 12 metre bölü saniye bulunur. Sürtünmesiz yatay düzlemde 5 metre bölü saniyelik hızla hareket etmekte olan K cismiyle durmakta olan L cismi merkezi esnek çarpıyor. Arkadaşlar merkezi esnek merkezi demek biliyorsunuz. Çarpışma öncesi ve sonrası aynı doğrultu olacak. Esnek demek ve ayrı ayrı e, yapışmadan birlikte gidecekler. Ayrı gidecekler. Kütleleri eşit olduğuna göre arkadaşlar biliyorsunuz kütleleri eşitse hızlar birbirlerini aktarır. Hızları birbirlerine aktarırlar. Aktarırlar. E bu durumda nedir arkadaşlar? Hmm. o zaman M kütleli cismin hızı 5 ken M kütleli cismin hızı sıfırmış ve çarpıştıktan sonra arkadaşlar K'nın hızı 0 olacak. VK 0 olacak ve VL ne olacak arkadaşlar? 5 metre bölü saniye hızla yoluna devam edecek. özdeş diyor. Bakın kütleleri eşit. KBL cisimleri sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda hareket ederek esnek çarpıyor. Özdeş olduğuna göre kütleleri eşit. Kütleleri eşit olduğuna göre çarpışmadan sonra hızlarını birbirlerine aktaracaklar. Bakın K'nın hızı artı yönde 4. L'nin hızı da eksi yönde 2 ise K, L'ye hızını aktarırsa L'nin hızı artı yönde 4 olacak. K'nın hızı da eksi yönde 2 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Sürtünmelerin senmediği bir ortamda 6 M kütleli K cismi ile 2 M kütleli L cismi şekildeki hızlarla merkezi esnek çarpışma yapıyor. Şimdi buradaki momentuma bakalım. 6 mv. Buradaki momentuma bakalım. 3 6 mv. Bakın kütleleri farklı ise momentumlarının büyüklüklerini kontrol ettim. Momentumlarının büyüklükleri eşit. Ama momentumlarına bakacak olursak K sağa doğru yani artı diyelim. L ise sola doğru yani eksi diyelim arkadaşlar. yöndedir. Momentumlarını birbirlerine aktarırlar. Yani 6 mvlik momentumu bu L'ye aktaracak. E bunun zaten momentumu 6mv'ydi. Yani işte bu yüzden arkadaşlar geldikleri gibi geri dönerler diyoruz. Yani 3v'lik bir hızla geri dönecek L. Diğer taraftan K da 6m kütleye sahip olduğu için v'lik bir hızla geri dönecektir. Yatay düzlemde belirtilen hızlarla hareket etmekte olan x ve r küresi bir küresel bilgileri yatay düzlemde durmakta olan kürelere aynı anda merkezi esnek çarpıyorlar. Özdeş olduğuna göre hızlarının durumu. Şimdi arkadaşlar bunlar duruyormuş zaten. Aynı anda çarptığında bu bakın m bu da m. Kütleleri eşit olduğu için hızlarını birbirine aktaracak. Yani buraya çarptığı anda bu diğeri de buraya çarptığına göre bu hızını buna aktarır. Yani 3 metre bölü saniye. Bu da hızını buna aktarır. 2 metre bölü saniye. O yüzden arkadaşlar x'in hızı sola doğru 2 yerine 2 de sağa doğru 3 olur. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K ve L cisimleri 3 ve 2V hızlarıyla hareket ediyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra aynı büyüklükte hızlarla geri döndüğüne göre. Şimdi aynı büyüklükte hızlarla geri dönüyor. Yani bu 3V bu da 2V hızıyla geri döndüğüne göre. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Birbirlerine aktarıyorlar. Şimdi burada geldikleri gibi geri dönüyorlarsa momentumlarını aktarmışlardır arkadaşlar. Zaten momentumlar eşit. O yüzden arkadaşlar momentumlarını birbirlerine aktardıklarına göre momentumları eşittir. Yani bunun kütlesi 3m ise bunun kütlesi de 2m diyebiliriz. Ya da önceki momentum eşittir sonraki momentum e, diyerek arkadaşlar işte mk çarpı 3v eksi ml çarpı 2v eşittir mk mk çarpı bakın hızlarının yönü değişiyormuş o zaman eksi 3v artı ml çarpı 2V şeklinde ifade edebiliriz. Bu birinci denklemimiz olur. İkinci denklemde işte hızlarının toplamları zaten birbirine eşittir. Buradan da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 5 M kütleli K cismi ile M kütleli L cismi VK ve hızlarıyla esnek çarpışıyorlar. Aynı büyüklükteki hızlarla geri döndüklerine göre yani arkadaşlar geldikleri gibi geri dönüyorlarmış. VL VK bunun tek bir anlamı vardı. Nedir arkadaşlar? Momentumlarını birbirlerine aktarmış, aktarırlar. Yani momentumlarının büyüklükleri başlangıçta eşit olmak zorunda. O zaman buna V dersek arkadaşlar buna da 5V deyip V bölü 5V şeklinde ifade ederek cevabı 1 bölü 5 olarak buluruz. Doğrusal yolda şekilde belirtilen x, sabit hızlarla hareket etmekte olan hacim c özdeş m, m ve kütleli cisimler her seferinde merkezi est, merkezi birbirine esnek çarpıyor. Son hızları ne olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar özdeş olduğuna göre ilk çarpışan kim olacak? Tabii ki x ile y olacak. Şimdi x ile y özdeş kütleler olduğuna göre hızlarını birbirine aktaracaklar. Yani x'in hızı sola doğru 3v olacak. Y'nin hızı da arkadaşlar sağa doğru 4 metre bölü saniye olacak. V değil metre bölü saniye. Bu arada Z'nin hızı 2 metre bölü saniye. Tabii ki bunun kütlesi de 2 m Şimdi bunların çarpışma ihtimali yok. Şunlar çarpışacak. Bakın buradaki özelliğe dikkat edin. 4 m ve 4 mde Yani momentum'la eşit. E o zaman tabi bu arada x üçlük hızla devam ediyor. Bunlar çarpışınca çarpıştırdıktan sonra arkadaşlar geldikleri gibi geri gidecek. Yani momentumlarının büyüklükleri eşit olduğu için sadece hızlarının yönü değişiyor biliyorsunuz. Bu da ne olacak artık? İlkem kütleri parçacık. Hızı da 2 metre bölü saniye olacak şekilde yoluna devam edecek. Arkadaşlar sonra bakın bu 4 bu 3'e çarpabilir. Bu 4 bu 3'e çarpabilir. Ee, şimdi yalnız burada hepsi birbirine çarpıştıktan sonraki durumu soruyor galiba. Evet buna göre hepsi çarpıştıktan sonra gördüğünüz gibi x'in hızı sola doğru olduğu için eksi 3'lü kıza sahip. Y'nin hızı eksi 4'e sahip. Z'nin hızı da sağa doğru 2 metre bölü saniye hıza sahiptir. Arkadaşlar sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda V1 hızıyla hareket eden 5 kilogram kütleli cisim durmakta olan 3 kilogram kütleli cisim ile merkezi esnek çarpışıyor. 3 kilogram kütleli cismin hızı çarpışmadan sonra 20 metre bölü saniye olduğuna göre diğerinin hızı nedir diyor. Arkadaşlar önceki momentum sonraki momentum eşittir. Momentum korunur yani. Yazıyorum. Burası da artı olarak verilmiş. 5 çarpı V1. E, artı 0. Çünkü duruyordu. Sonra arkadaşlar e, soruya dikkat edelim. 3 kilogram kütlelik cismin hızı çarpışmadan sonra 20 ise 5 kilogram kütleli cismin ilk hızı nedir diye soruyor. Bu durumda arkadaşlar 5 tane V1 üssü bilmiyorum son hızını da artı diyor ki 20 imiş. O zaman arkadaşlar kütlesi 3 olanın hızı da 20. Buradan 5 V1 hatta bu taraf atalım. 5 V1 üssü eşittir 60. Bu birinci denklem. İkinci denklemde hızlarının korunması durumunu yapalım arkadaşlar. V1 artı V1 üstü V2 artı V2 üstü şeklinde. V1'i bilmiyorum. Artı V1 üstünü de bilmiyorum. V2 sıfırdı. V2 üstü de arkadaşlar 20 idi. O zaman V1 artı V1 üstü eşittir 20. Sonuç. Gördüğünüz gibi iki bilinmeyen var. iki denklem var. Şunları 5'te sadeleştirelim. V1 eksi V1 üssü eşittir 12. V1 artı V1 üssü eşittir 20. Bu denklemleri çözelim arkadaşlar. Bunları çözdükten sonra istediğimiz değeri bulacağız. V1 eksi V1 üssü eşittir 12. V1 artı V1 üssü eşittir 20. Taraf tarafa toplayabilir miyiz? Bakın v1 üssünün başında eksi v1 üssünün başında artı var. O zaman iki tane v1, 32 gelir. O zaman v1 ne olur arkadaşlar? 16 metre bölü saniye olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çarpışmayla ilgili tüm sorularımızı çözdük. Artık bundan sonra siz pekiştirme sorularını çözerek e, konuyu pekiştirebilirsiniz. すご,ごい。